Dünyanın gelmiş geçmiş en zor zeka mantık bulmacasını çözmeye hazır mısınız? Amerikalı filozof George Bolos tarafından hazırlanmış ve 1996'da Felsefenin Harvard Yorumu dergisinde yayınlanmış olan bu mantık bulmacası, otoriteler tarafından 1996 yılında dünyanın en zor zeka mantık bulmacası olarak kayıtlara geçmiştir. Hayali bir kurguyla betimlenen mantık sorusunu daha iyi kavrayabilmeniz ve sağlıklı bir sonuca ulaşabilmeniz için olayı ve olayın kahramanını içselleştirmenizi öneririm. Mantık bulmacasının hikayesi, sizin bir UFO ile uzayın bilinmedik bir gezegenine kaçırılmanızla başlıyor. Ben bu hikayeyi, yani mantık bulmacasını, size olabildiğince yalın bir dille anlatıp, size sorulan soruları da anlaşılabilir şekilde aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz zaman zaman videoyu durdurup bazı notlar da alabilirsiniz. Evet, gelmiş geçmiş en zor mantık bulmacasına devam ediyorum. Götürüldüğünüz gezegende 3 tane uzaylı lord tarafından karşılanıyorsunuz. Bu 3 lord'dan bir tanesi her zaman doğru söylüyor. Diğer bir tanesi her zaman yalan söylüyor. Diğeri ise rastgele şekilde doğru ya da yalan söylüyor. Sizin bu gezegenden gitmenize izin vermeleri için bu 3 uzaylı lordun hangisinin doğrucu, hangisinin yalancı ve hangisinin rastgeleci olduğunu bulmanız gerekiyor. Bu soruların yanıtını bulmak sizin için hayati öneme sahip. Bu bilinmez gezegenden gidebilmeniz için bu lordlara sorabileceğiniz toplamda 3 soru sorma hakkınız var. Ancak aynı anda hepsine birden soru sorma hakkınız maalesef yok. İşin zor ve rahatsız edici tarafı ise bu lordlar sizin sorduğunuz soruları anlamalarına rağmen cevap olarak sadece kendi dillerinden konuşmayı tercih ediyorlar. Eğer siz bu gezegenden gitmek istiyorsanız sakin ve sabırlı olmalısınız. Sormayı düşündüğünüz muhtemel soru, "Beni kendi gezegenime geri yollar mısınız?" şeklinde olabilir. Uzaylı Lord Hazretleri kendi dillerinde sorunuza "Ozo" ya da "Ulu" olarak cevap veriyorlar. Bu bilinmez dillerden biri "Evet", diğeri de "Hayır" demek. Ama hangisinin evet, hangisinin hayır anlamına geldiğini bilmiyoruz. Bu lordların hangisinin doğrucu, hangisinin yalancı olduğunu bulabilmek için başka hangi soruları sorardınız siz olsaydınız? Karar vermeden önce soruyu ve zorluğunu tam olarak kavrayabilmek için vereceğiniz cevabı bir süre düşünmeniz iyi olur. İlk bakışta doğru cevapları bulabilmek imkansız gibi gözüküyor olabilir. Sonuçta evet ve hayır kelimeleri de dahil söyleyecekleri hiçbir kelimenin anlamını bilmiyorsunuz. Öncelikle öyle bir soru belirlemelisiniz ki hem doğrucu hem de yalancı bu soruya aynı cevabı verebilsin. Yani sorunun cevabı evet ya da hayır şeklinde olmalı. Zaten dillerini bilmediğimiz için bu uzaylıların başka bir cevabını anlayamayız. Hatta evet ve hayır da anlayamıyoruz.
Ama bunun için bir taktik bulmanız, bir taktik kullanmanız gerekmekte. Eğer buradan kurtulup kendi gezegeninize gitmek istiyorsanız, sakin, sabırlı ve mantıklı olmalısınız. Eğer dünyaya geri dönmek için doğru cevap bulamadıysanız, bir SOS sinyali ile size bu dünyadan yardımcı olabilirim. Nasıl mı? Önce biraz düşünün, biraz inceleyin, kendine güvenen arkadaşlarınıza sorun, baktınız olmuyor, yorum yazın, belki kulağınıza cevabı fısıldayabilirim. Sizden gelecek cevapları sabırsızlıkla beklediğimi bilmenizi istiyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.